Bir gün Hazreti Peygamber'e bir şikayet geldi, bir dava geldi. Davanın konusu bir kadındı. Davanın öznesi bir kadındı. Sanık bir kadındı. Tanık Medinelilerdi, dava hırsızlık davasıydı. Hırsızlık yapan kadın, kavminin mahzumeli, kavminin mahzumiye denilen kavmin, aşiretin en tanınmış ailesinin kızıydı. Hırsızlığı tescillenmişti. Bir ihtiyaçtan, bir zarureten dolayı hırsızlık yapmış değildi. Hırsızlık yoluyla kendine sermaye edinen ve dinin ağır meyide uyguladığı günahlardan, suçlardan birini irtikap etmişti. Bunun cezası belliydi, ağırdı cezası. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz toleranssız bir şekilde hırsızlığı tespit edilen o kadının günahının bedelini ödemesi gerektiğini ifade etti. Aşireti güçlüydü, kuvvetliydi. Dinle olan ilgileri bir dağın yamacının ucundaki bir kişinin duruşu gibiydi. Her an her şey olabilir. Hatırlı bir kavim, bir aşiret. Kısacası diyorlardı ki peygambere, bu hırsızlığı görmezden gel. Bu hırsızlığı ve bu hırsızı görmezden gel. Dinin o konudaki öngörüsü neyse, talimatı neyse, bu kadının ve aşiretinin hatırı için onu uygulama Muhammed. Bir istisna yap. Bütün dünyada geçerli olan bir şeyden bahsetti aslında. Genellikle öyle değil midir? Dünyaya bakınız, dünya ölçeğinde. Bazen insanlar eğer güçlü ise, tanınmışsa daha yumuşak bakılır, garibansa daha sert bakılır. Bu bir genel bir taammüldür. Adaletsizliğin, adil olmamanın getirmiş olduğu çıkmazlardan biridir bu. Mahzumiyeli kadın. İyi de peygambere bunu kim söyleyecek? Hazreti Peygamber'e kim gelebilir de Allah'ın peygamberi bu kadın hakkında hükümleri uygulama, hırsızlığını görmezden gel. Aşireti ve kavmi eğer hırsızlığını görmezden gelirsen İslam dinine daha güçlü bağlanacaklar. Nasıl bağlanacaklarsa adaletsizlik üzerine kurmuş olan bir bağın bereketi, hayrı gelir mi? Ama öyle diyorlar. Af et, görmezden gel. Hırsızı görme dediler. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hırsızlığı inceledi. Gerekli deliller toplandı. Hani adam gider bir ekmek çalar, bundan dolayı din niye çaldın demez. Niçin aç kaldın der. Açlığını sorgular, açlığını giderir. Ortalıkta olan bir malı çalmışsa, bir elmayı manavdan aldı, çirkin, kötü, hoş, iyi değil, hırsızlıktır ama ceza uygulanacak bir hırsızlık değildir. Veya aç kalmıştır, açlığından dolayı bir ekmek çalmıştır, bir börek çalmıştır, bir şey almıştır, bundan dolayı ceza uygulanmaz. Hatta kıtlık yıllarında, sıkıntılı günlerde Hazreti Ömer hırsıza uygulanacak olan ceza meidelerini ertelemiştir. Hangi zamanlarda? Kıtlık yıllarında ceza uygulanmamıştır. Niçin? İhtiyacı vardı da çaldı ondan dolayı. Devlet diyor ki o dönemde ben ihtiyacınızı gideririm diyor. Bundan dolayı Hazreti Ömer cezaları ertelemiştir. Ama bu olay böyle bir olay değil. İhtiyaçtan kaynaklanmadı. Sermaye edinme, hırsızlık yoluyla çete kurarak gibi Hazreti Ömer ve Hazreti Peygamber. Hazreti Peygamber ve Hazreti Ömer daha doğrusu. Ve diğerleri. Hazreti Peygamber ceza neyse onun uygulanması gerekir dedi. Medine'nin ileri gelenleri Huzeyme kabilesinin mahzumiyeli Müslümanlar Hazreti Peygamber'e etki edecek isim aradılar. Doğrusu Hazreti Ali'ye gidemediler. Hazreti Ali'nin duruşu belli. Hazreti Ali elbette ki peygamberin karar verdiği bir konuda
müeyyidesi ne oldu bir konuda ben konuşmam diyecektir. Biliyorlar. Bula bula kimi buldular? Hibbu hibbu Resulillah. Peygamberin sevdiğinin sevdiği olan Üsame bin Zeyd'i buldular. Peygamberin evlatlığı olan, ki İslam'da evlatlık daha sonra yasaklanmıştır. Evlatlığı gibi olan Üsame Zeyd ibn Harise'nin ki Mute'de şehit oldu. Onun oğlu olan Üsame'yi buldular. Peygamberin çok sevdiği bir delikanlı. İkisini birini iki ettirmediği bir delikanlı. Üsame bin Zeyd. Dediler ki git Peygamber'e, Efendimiz'e söyle. Bu hırsızı görmezden gelsin. Affetsin bunu yani. Ceza uygulamasın. Para dökelim. Efendim gereken ne kadar para gerekiyorsa fidyesini, kefaretini ödeyelim. Ama yeter ki dokunmasın. Üsame genç bir delikanlı da. Delikanlı genç olduğu için yaptığı şeyin belki hangi noktada sonuçlanacağını 15 yaşında bir delikanlı. Belki nasıl bir karşılık göreceğini veya 16 yaşında ve o yaşlarda bir delikanlı hesabını tam yapamamış olabilir Üsame. Hazreti Üsame Resulullah'a geldi. Dedi ki Allah'ın peygamberi bir konu var. Ne istiyorsun Üsame? Söyle dedi peygamberimiz. Şu hırsızlık yapan, hırsızlığı alışkanlık haline getiren, bir mesleğe döndüren mahzumiyeli kadın var ya, evet, o kadın hakkında cezayı değiştirsen, cezanın niteliğiyle oynasan, onu hani görmezden gelsen gibi diyorlar da, bana beni aracı yaptılar, size aracı olarak geldim. Lütfen bu konuda biraz daha yumuşak bir karar verir misiniz dediler. Hazreti Peygamber'in yüzünün rengi değişti. Üsame dedi. Genç Üsame'ye, Üsame ki unutmadı Üsame hayatı boyunca bunu. Sen dedi Allah'ın sınırını koyduğu, Allah'ın kriterlerini koyduğu bir konuda sen aracı mı olmak istiyorsun dedi. Allah'ın hükmünü belirdiği bir konuda, Allah'ın hukukunu belirdiği bir konuda bana etki etmeyi mi çalışıyorsun Üsame? Ne dediğini farkında mısın sen dedi. Sonra Bilal'e dedi ki, Bilal cemaati topla, insanlarla konuşacağım ben dedi. Bilal ezan okudu, Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı. Ve minberde şöyle dedi, Allah'a hamdden sonra şöyle dedi, ey halk, sizden öncekiler nasıl helak oldular biliyor musunuz? Sizden önceki milletler şöyle helak oldular, yok oldular. Onlardan hatırı sayılır biri bir suç işlediğinde o suçu ve o suçluyu görmezden gelirlerdi. El altından kapatırlardı, affederlerdi. Ama sizden öncekiler işlerinde zayıf, gariban, çevresi olmayan biri günah işlediğinde, suç işlediğinde en ağır cezaları tatbik ederlerdi. İki yönlü hareket ederlerdi. Garibana başka bir hukuk, güçlüye başka bir hukuk. İşte sizden önceki milletler bundan dolayı helak oldular. Sonra döndü ve şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki bu hırsızlığı mahzumiyeli Fatıma değil de benim öz kızım olan Fatıma işlemiş olsaydı, o günahı işlemiş olsaydı ben dinin gerektirdiği bütün cezayı aynen uygulardım. Veymullahi lev enne Fatimete binte Muhammedin diye başlayan o cümleyi ifade etti. Muhammed'in kızı Fatıma bu günahı işletseydi, suçu işletseydi asla tereddüt etmez ceza uygulardım. Bunun hakkında da asla tereddüt etmeyeceğim dedi. Ve dinin gerektirdiği ne varsa o cezayı uyguladı ki Buhari ve Müslim bu hadisi beraberce rivayet ederler. Adaletin milim milimine yerinden oynamaması gerekir. Cenab-ı Allah bu manada temiz yaşamayı, Allah'ın huzuruna temiz gitmeyi, temiz bir ahlakla yargılanmayı
hepimize nasip eylesin. Günahlarımızı örtsün, kusurlarımızı affeylesin.